Dayım öyle atlama göz. Hala bakmıyor. İyi misin dayı? Adamı korkutmuş. Öyle atlama göz. Hala bakmıyor. İyi misin dayı? Sayın Hacı boş ver. Gelir şimdi. Uğraştın ki çabın. Çok zor abi ya. Trafikten midem bulanıyor. Bak bugün yine 2-3 saat araba kullandım. Yani çok kötü ya. Millet araba falan da kullanamıyor artık. Burada yolcu indiğini ilk kez de ilk defa gördüm. Geç amına. burada yolcu indiğini ilk defa gördüm. Ben ilk defa görmüyorum. Burada da indirilmez abi. Ha. Yalnız bir dakika. Beni indirdi o ha. Yolcu indirmedi. Onu bir bilin. Ben sürücüyüm. Ben yolun ortasında da inerim. Gökten de inerim. Alttan da inerim. El kolu da yapma siktir git buradan. Ha, burada da indirilmez. Ani trafiğe bak. Trafiğe mi bak? Ya. Burada kavga çıkar. Lan yürü lan. Önümüzü atıyorum. Çekil çekil ayaklar yapıyorum. Lan yürüsene. Birader önüme atladın bir de duruyorsun ya. Orada atladın ya. Sen niye solluyorsun? Bak burada ne var? Kamera var, yürü. Önüme atlıyorsun, bir de konuşuyorsun ya. Kardeş, yürüyüp yürümeyeceğim, sana mı söylüyorsun? Hayır, önüme atlıyorsun. Ya abi. Kardeş, yürüyüp yürüyemeyeceğim, sana mı soracağım? Aman havayı. Hayır, önüme atlıyorsun kardeş. Şey tamam, ben de sollayıp sollamamı sana mı soracağım? Ya, kamera var, kendini çekmiyor mu o kamera? Tamam, çekiyor, ben solluyorum, sen önüme atlıyorsun. Araba sürücüsü burada haklı olduğunu iddia ediyor. Gelin tekrar bakalım. Burada araba sürücüsü aynaya bakmadan çıkıyor. Veya motorcuları görüp ben bunlardan önce çıkarım gibisinden yola atlıyor. Bu da ilk hatası. Burada araba sürücüsünün biraz acelesi olacak ki öndeki motorcu arkadaşı takip mesafesini korumadan direkt yapışıyor. Ve o durunca aniden arabada durmak zorunda kalıyor. Adam kornaya basıyorsun. Tahrik ettin adamı. Adam beni bastı. Kimi tahrik ettim? Bir kere basılır kornaya. Tamam önüme niye atlıyorsun sen? Kardeşim sen bak hareket yapma lan. Sen de hareket yapma hem duruyorsun. Hayır hem hatalısın hem de duruyorsun ya. Allah Allah. Hal ya. Şimdi izleyeceğimiz videoda şu iki kişi egzoz sesinden rahatsız olup elini çekiç alıp motorcuya tepki gösteriyorlar. Yok artık amına koyayım dur bugün. Bakalım sürücümüz duruma nasıl karşılık veriyor. Sana ne sana ne? Yasak mı bu? Sana ne? Gelip bana onu atmak zorunda mısın? Lan gelsene. Atsana onu bana. Hadi yiyor sat onu. Sana ne sesler? Buna çocuğu. Lan sana ne lan sana ne? Atacağım falan. Ne yapacaksın? Lan rahatsız oluyorsan. Dersin ki güzel kardeşim insan gibi. Bir dinle beni. Dinle sözü. Ben senin sözünü kestim mi? Durdurursun. İnsan gibi kardeşim yapma dersin. Yapmam. Gelip fırlatacağım falan. Hayırdır koyayım. Kime fırlatıyorsun? Kime fırlatıyorsun? Eve gelsen. Üstündeki 30 milyarlık egzoz. Ama sala. Bu videomuzda da ya oğlum nereye gidiyor ya bu konuşmalar? Bu kadar yani birinin elinde çekiç var. Mesut Can girmiş orada diyor ki kardeşim rahatsız oluyorum. Adam diyor ki hayırdır amına koyayım 30 bin liralık egzoz bu. Hayatımda gördüğüm en enteresan kavga ya. Biri çekiş sal diyor. Biri sıkıyorsa yap diyor. Arada hiçbir engel yok ama. Fırlatacağım ama hayırdır koyayım. Kime fırlatıyorsun? Kime fırlatıyorsun? Eve yasal. Bok yasal. Ama sala. Bu videomuzda da yaşlı. Ya devamında ne oldu? Çok merak ettim ya. Camcımız motorcuyu görmeden yola atlıyor. Hatta birinin geldiğinin farkında bile değil. Oo.
Dayım öyle atlama gözü hala bakmıyor. Dayı etrafına bakıyor musun sen? Ya da korkmuşum. Manyak mıdır nedir ya? Devletimiz ehliyet yetersizliği olan gençlere bu kadar takmışken böyle duyma veya görme kaybı yaşayan insanları kontrol yapsa daha sağlıklı olabilir. Buradaki bu izlediğimiz videodaki motoru süren arkadaş hep aynı mı? Yoksa karma mı videolar? Ben anlamadım. Motora hiç dikkat etmedim çünkü. Karma. Şimdi diyeceksiniz ki motorcunun hızı 160 km'ye kadar çıkıyor. Haksız. Evet, sürücümüz biraz hızlı. Fakat önüne kıran arabada ise hal ve hareketlerinden alkollü olduğunu düşündüğümüz biri var. Hal ve hareketlerinden alkollü olduğunu düşündüğümüz biri var. Ha, sağ üstte yazıyormuş. Pardon, görmedim, özür dilerim. Aşak! Öldüreceksin beni. Öldüreceksin mi diyorum beni? Öldüreceksin mi? Öldüreceksin mi diyorum? Bence kafana yık değil, ben sana söyleyeyim. İşten çıktın ama bak, beni öldürüyordun. Yani kardeşim sen de 160-170'te gitme be. Gerek yok, o yolda 160-170'te gidersen o adam zaten öyle ya da böyle şeridinde durmaya çalışıyor. O kadar hızlı gitmese. Ya olabilir, işten çık. Bunu muhabbet çok dönüyor ya, sağlıkçılarımız adamlar kaç saat nöbet yapıyor çıkıyor falan. Hiç agresif de yapmadı, özür de diledi. Ama o kadar hızlı gitmesine gerek yok. Ya o hızla dengesiz hareket eden bir arabanın yanına da o kadar girilmez. Alkollü olabilir, görmez, kırar. Bu sefer harbiden öldürür. Ha, sarhoşsa ayrı bir şey canım. Ben şu an onu yorumlamıyorum. Bok yasal. Hadi orada adam ya. Abi bir dakika, şu an abi selam, donate'ler bir saçmaladı bizim. Ne oluyor oğlum donate'lere ya? Abi yok, okul çıkışında biz böyle sopayla camla polis ayırdı, yarın bir daha geleceklermiş. Dövüş tekniği öğreniriz. Şimdi bak şimdi kardeşim. Bak şimdi adam geldi sana, tamam mı? Çekti sopayı. Hemen yapman gereken, bak iyi tekrarla bunu. Bak. O manyak mısınız amına koyayım ya? Şaka mı yapıyorsunuz? Eğlenmek mi istiyorsunuz? Ben de anlamıyorum ya. Kardeşim evden ayrılan ev, babasıyla güreş tutan bana geliyor. Okul kavgası da bana geliyor. Ayrılan bana geliyor. Yok efendime söyleyeyim, bilgisayarı bozulan bana geliyor. Dövüş sanatları ile ilgili bir gün özel yayın yapacağım. Lan! Oğlum çok korkuyorum, bak işte bundan çok korkuyorum ya. Abicim, niye koşuyorsun yola? Ha? Kara çocuk, niye yola koşuyorsun? Gel bakayım. Gel. Canın yerim. Yola koşma, tamam mı böyle? Annen nerede? Annen nerede babam? Tamam bak, elini tut onu, koşmasın yola, tamam mı? Bak başka arabalar da geliyor. Gel bak, sana sakız getirdim. Bunda kardeşine var. Hadi. Yola çıkma yola, tamam mı? Şimdi izleyeceğimiz videoda arkadan kornaya basan araç sivil polis aracı. Herhalde egzoz sesinden olsa gerek motorcuları durdurmak istemiş. Bakalım motorcular durmuş mu? Ne dedi lan, dur yorumu okuyordum. Şu abi çok tehlikeli yani. Küçücük çocuk sokakta duruyor. Tamam mahalle burası ama sonuçta taşıtlar var abi yani. Burada net bir şekilde anasının babasının sahip çıkması lazım. Böyle bırakmaması lazım. Ha, biz de sokaklarda koşturduk ama bilincimiz yerindeydi yani. 13-14 yaşındaydık, 12 yaşındaydık, 15 yaşındaydık.
Ya neresi neresi, Antalya olur, mahalle olur oğlum. Baksana yani, şu direkt motoru görünce önüne atladı. Şimdi izleyeceğimiz videoda arkadan kornaya bu kadar sahipsiz bırakılmaz abi çocuk ya. Herhalde egzoz sesinden olsa gerek, motorcuları durdurmak 3 istemiş. 3 yaşında bebe. Bakalım motorcular durmuş mu? Polisten mi kaçıyorlar? Murat abi! İzliyor musun Murat abi? İyi bok yedin. Bu videoda da bok aradan kesal geçmek isteyen motorcu araba görmeyince ayağına çarpıyor. Nasıl oluyor lan o? Yavaş yavaşa gidiyorsun. Abicim derdin ne? Yavaş gidiyorsun. Ayağıma çarpıyorsun. Hızlı mı geliyorsun? Yavaş, kameram kayıtlı, açalım mı? Bakalım mı? Hadi gel. şu kamera var ya. Yani bütün kavgaların bitiricisi gibi anasını. Kamera deyince herkesin bir sıfat değişiyor, her şey bir değişiyor ya. Farkında mısınız onu? İlk cümle kuruluyor. Karşı cümle geliyor. Üçüncü olarak kamera geçiyor ve sonra konu kapanıyor. Şimdi ben bir daha izleyeceğim burayı. Önce ayağına çarp. Hayır, acaba haklı bile olsalar psikolojik olarak, hani kamera var bak kayıtta ha dedildiği zaman şoför acaba ulan ya suçluysam bir de kanıtla uğraşmasak mı diyor acaba, ne diyor? Şimdi bak, bir motorcu olmayarak yorumluyorum. Ben arabayım. Bu videoda da aradan geçmek isteyen motorcu araba görmeyince... Bak bu yanlış abi şimdi ya. Yani adam zaten viraj dönüyor. Yani direksiyonu sola kırık vaziyette. Tek şeritli yol. Sen bu araya girersen o adam seni ezer. Önce ayağına çarpıyor. Hayır, ben mesela yaşasam stres olurum ha. Bir de çarparım yani. Ben normal bir motor arkamdan gelirken bile stres olup böyle gidiyorum anasını satayım. Bir de sola dönerken sen o araya girersen, yani virajı içten alarak içeri girersen o sıkıntı yaratır yani. Yavaş. Direkt körde tabii canım. Abicim derdin ne? Yavaş gidiyorsun. Ayağıma çarpıyorsun. Hızlı mı geliyorsun? Yavaş, kameram kayıtlı, açalım mı? Bakalım mı? Hadi gel kameraya bakalım. Ayağımı ezdin. Abi çeksene, hadi kameraya bakacağız. Ya sen ne atlıyorsun? Sen mi kullanıyorsun arabayı? Sen şimdi. O aynanı kırardın da. Yapmayın arkadaşlar siz de bu kadar ya. Burası Bağdat Caddesi. Benim bildiğim kadarıyla bu soldaki şerit bisiklet yolu ve bisikletler karşıdan geliyor. Hatta ilk yapıldığı zaman çok karşı gelmiştim ben. Hani terse doğru niye bisikleti getiriyorlar ki Bağdat Caddesi, millet makas atıyor, bir şeyler yapıyor, basıyor masıyor. Senin psikolojin bozuk. Çok ağır konuştun abi ya. Çok ağır konuştun abi. Abone olan kullanıcılar işte orayı. Ya vallahi mesela şu olay beni sinirlendirdi şimdi. Arkadaş denk gelir falan ama burada hatalısın kardeş. Ya yani burada adam yavaş da gitse sen önündeki araca göre hareket etmek zorundasın. Belki de yavaş gitmesinin sebebi sensindir. Çünkü arkadan bir motor sesi geliyor ama nerede olduğun belli değil.
Arkandan mı, yani arkasından mı takip edeceksin, soluna mı dalacaksın, sağına mı dalacaksın? Ben bu durumda çok kalıyorum. O kadar balkide o kadar çok hareketli gidiyorsunuz ki bazen böyle kilitlenip donup kalıyoruz gibi bir durum oluyor. Balkide ondandır.